Bu doktora bursu TÜBİTAK tarafından veriliyor. Bilim İnsanları'nı Destekleme e, Dairesi Başkanlığı tarafından. E, 2214A Yurtdışı Doktora Sırası Araştırma Bursu diye geçiyor. E, aslında dedim ya ben çok özür dilerim. E, biraz kesinlikle. projelerinizden bahsettiniz ya biraz daha açabilir misiniz? Bu özellikle çünkü şu anda ülkemizde de dediğiniz gibi Airbnb başta olmak üzere bir sürü bu şekilde <laughs> yapılan projeler var. Bunlarla ilgili çalışmalarınız nasıl gelişti? Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki seve seve. Konuşmayı en çok sevdiğim konu i̇şte bu. Merhaba. Bugün Akademisyenler Konuşuyor'un yeni bölümünde Gökçe Uzgören hocamızla beraberiz. Gökçe Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Ee, Gökçe Uzgören kimdir, neler yapar? Biraz bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Gökçe Uzgören e, 32 yaşında. 9 yıldır araştırma görevliliği yapıyor. Birazdan tabii daha detaylı olarak anlatırım ama kısaca şöyle özetleyebilirim: Şehir ve Bölge Planlama mezunuyum. 2015 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezun oldum. Aynı yıl aynı üniversitenin Kentsel Dönüşüm ve Planlama Yüksek Lisans Programına başladım. Yüksek lisansımı da 2018 yılında bitirdim. O süreçte yüksek lisanstan mezun olduktan sonra bir TÜBİTAK projesine bursiyer olarak dahil olma fırsatı elde ettim. E, aynı zamanda da İstanbul Gelişim Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Bölümünde de araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladım. E, aslında 9 yıldır araştırma görevliliğini e, aynı üniversitenin aynı departmanında yapıyorum. Şu an aynı yerde araştırma görevlisi olarak devam ediyorum çalışmalarıma. Böyle özetleyebilirim sanırım. Harika, çok güzel. E, o zaman peki en basit ama en bilindik ve sormamızın yani kesin olduğu soruyla başlamak istiyorum. Neden mimarlık, neden hani? Bu alanı seçme sebebiniz neydi? Önce onu bir öğrenelim sizden. Aslında ben lisansta mimarlık mezunu değilim. Şehir ve bölge planlama mezunuyum, dedi mezunuyum dediğim gibi. İç mimarlık ve çevre tasarım bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Dolayısıyla aslında e, disiplinler arası çalışmalara da çok aşina olmam gerekti. 9 yıldır çalıştığım departmandan dolayı e, şehir ve bölge planlamayı neden seçtiğime gelecek olursak, aslında her gencin olduğu gibi benim de aklımda bazı bölümler vardı. E, tabii o zaman işte lise döneminde üniversiteye hazırlanıyoruz hangi üniversitelere hangi şehirlere gidebilirim e, alternatifleri kafada döndürüyordum e, o zaman da e, açıkçası biraz ailevi konulardan ötürü İstanbul'da kalmam gerekiyordu e, her şehir ve bölge planlama öğrencisinin aslında mimarlık alanında önemli bir bilgisi oluyor hatta böyle bir mimarlık istemeyle başlıyor gibi algılanıyor bana da bu soru çok geliyor açıkçası acaba mimar mı olmak istiyordun şehir? olmadı da şehir ve bölge planlama mı oldu e, açıkçası ben biraz gidişatımdan o dönem yaşadığım bazı sorunlar da var böyle tahmin ettiğimden bir noktada böyle puanlarım düşük gelmeye başlamıştı sonrasında kendime bunu çok dert etmeden alternatif şeylere baktım. Yani benim şehir ve bölge planlama seçmem aslında mimarlığı yazayım da olmazsa da şehir ve bölge planlama olsun gibi değil de o dönem böyle farklı meslekler ne olabilir benim kafama hangisi yatıyor benim kabiliyetlerimle hangisi uyumlu olabilir diye düşündüğümde şehir ve bölge planlama mesleğini gördüm açıkçası o dönemde tabii 2010 yılından bahsediyoruz hatta 2010-2009'lar o düşüncelere daldığında o dönem çok e, bilinen de bir meslek değildi. Ama böyle her dönem şey konuşulur ya geleceğin mesleği e, evet. şu an çok bilinmese de ileride hangi meslekler öne çıkacak biraz öyle konuşulan bir meslekti. E, ben araştırdığımda özellikle hala şimdi tanıtım günlerimiz falan da olur. Ben üniversitede dediğim gibi akademisyen olarak çalıştığım için bize de aday öğrenciler geliyor. E, onlara da böyle önerilerde bulunurken hep şey diyorum müfredata muhakkak bakın ders içeriklerine muhakkak bakın. Ne gibi e, ...staj imkanları var... ...oraya gittiğinizde uygulamalı dersler nasıl olacak... ...teorik dersler nasıl olacak... E, ...dediğim gibi o müfredatı da inceleyince... ...ve kadroya da bakınca ben şehir ve bölge planlamada... ...çok mutlu olacağımı düşünmüştüm... E, bu arada hala aynı şeyi düşünüyorum yani tekrar eskiye dönsem sanırım yine aynı bölümü seçerim çünkü şehir ve bölge planlama e, çok kapsamlı bir bölüm e, uzmanlık alanınızı e, çok çok farklı alanlardan dediğim gibi disiplinler arası e, çalışmaları da müsait bir bölüm e, dolayısıyla kentsel dönüşüm kentsel tasarım kentsel koruma gibi birçok e, alt dalı var e, ben de kentsel politika kısmına biraz odaklandım açıkçası kentsel sosyoloji ve kentsel politika e, şu an e, mimarisinden Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde şehircilik doktora öğrencisiyim. E, doktora dayım aslında bir 5-6 aya bitirmeyi umuyorum. Umarım ben de doktor olacağım artık 6 senedir çünkü devam ediyorum. Biraz uzadı. E, konut politikası üzerine çalışıyorum. E, aslında sanırım böyle özetleyebilirim. Yani hep çok istediğim bir meslekti. Bir de e, şehir ve bölge planlama istediğim bir meslekti ama akademik yani sonuçta ben bir şehir plancısı olarak profesyonel e, hayatta çalışmıyorum. Bir plancı Dan ziyade akademik mesleğimle daha ön plandayım. O da aslında karar verişimde üniversite ikinci üçüncü sınıf gibi oldu sanıyorum ki. Çünkü ben zaten bölümü seveceğimi biliyordum ama girdikten sonra çok çok daha fazla sevdim. Belki izleyiciler arasında şehir ve bölge planlama okuyan ya da bu mesleği düşünenler vardır. Çok uygulama ağırlıklı bir bölüm. Proje dersleri haftanın bir günü böyle sabahtan akşama kadar dokuzda bir girersiniz, bazen geceye kadar hatta sabahladığımız da çok olurdu. Öyle bir bölüm. Özellikle de ben bölümün ana derslerini çok sevince bu proje derslerini. Biraz daha hocalarla da vakit geçirme fırsatımız oluyor tabii uzunca vakitler. Orada sohbet ettikçe, mesleği de tanıdıkça neden olmasın diye düşündüm. Biraz bunun yollarını araştırmaya başladım. Hocalarımla konuşmaya başladım. Bu akademisyenlik nasıl oluyor? Nasıl yapmamız gerekiyor? Tabii orada tabii ki ALES ve dil puanı gibi konular devreye giriyor. Hatta hiç unutmuyorum Çiğdem hocam diye bir hocamla bunu uzun saatler konuşmuştuk. Bu mezuniyetten sonra da bir TÜBİTAK projesine başladığımı söylemiştim az önce. Orada beraber çalışma fırsatımız oldu. Yani hep hayalini kurduğum ve bu mesleğe nasıl e, giriş yaparım diye hocalarımla konuştum. O kişiler e, şu an meslektaşım oldu. Dolayısıyla o açıdan da e, büyük bir tatmin e, yaşıyorum diyebilirim. E, benim sürecim bu şekilde oldu özetle. Harika gerçekten yani çok kendini bilerek ve tanıyarak bir e, süreç işlemişsiniz. Çok sevindim sizin adınıza. E, çok teşekkür ederim. Peki akademisyen olma e, sürecini anlattınız. Peki akademisyen olduktan sonra e, yani bu akademisyen olma sürecinde daha doğrusu İngilizce sizin için nasıl bir e, süreçte işledi, nasıl rol oynadı, sizin İngilizce öğrenmeniz nasıl oldu onu bir öğrenebilir hmm. miyiz? Önce şundan başlamam gerekir aslında. Şimdi akademinin ötesinde, profesyonel hayatın ötesinde aslında İngilizce hayatımızın gerçekten her alanını, gündelik hayatında da çok önemli bir hal aldı. E, çünkü işte tatile gidiyorsunuz, bir şeyler okumak istiyorsunuz. Her alanda İngilizce hep size lazım. Ama mesleki olarak bakınca İngilizce bir tık daha önemli hale geliyor. Bu mesleğin hangi meslek olduğunu hesaba katınca akademisyenlik de bir tık daha önemli hale geliyor. E, burada da aslında... Hangi disiplinde çalıştığınızda ekstra bir önemi oluyor. Şimdi ben konut politikası çalışıyorum demiştim. Ee, daha spesifik olarak bahsedecek olursam, e, ben kısa süreli kiralama platformlarının, bu dijital platformların e, konut krizine etkisi çalışıyorum. E, ve ben bu konuyu çalışmaya 2016 yılında karar verdim. E, o zaman hatta e, Türkiye'de, yani İstanbul'da kısa süreli kiralamalar e, gündelik hayatımızda böyle artık bilinen bir hal almaya başladıysa da eskilerini çok somut olarak göremiyorduk. Özellikle şehir ve bölge disiplini açısından konut e, piyasasındaki etkilerini çok böyle somut olarak gözlemleyemediğimiz bir dönemde. Ama yurt dışındaki ülkelere baktığımızda bu platformların neye yol açtığını, literatürde nasıl tartışıldığını, akademik anlamda hangi konulara dahil edildiğini takip etme fırsatım olmuştu. O zaman bir yüksek lisans e, dersimizde de bir hocamız bize bir e, şehir planlama konusuna yönelik bir seri okuma ödevi vermişti. Ben orada tanışmıştım bu konuyla aslında. Ve acaba bunu Türkiye'de İstanbul'da tartışsam nasıl olur diye düşünüyordum. E, ve açıkçası bunu yüksek lisansta da ben bu konuya çalıştım. O zaman hocalarımı bu konuda e, hocalarımı ikna etmek biraz zor olmuştu. Bütün literatürü o konuyla ilgili yurt dışında neler yazılmış, neler yapılmış, hangi metotlarla, hangi yaklaşım ve yöntemlerle, hangi coğrafyalarla çalışılmış bunu kanıtlamam gereken bir süreçti. E, benim konum itibariyle yani aslında İngilizce benim için çok çok daha önemli bir hal aldı. E, çünkü her ne kadar Türkiye'de bu gelişkin bir hale almadıysa da literatür tar tartışmaları e, yurt dışında gerçekten gelişkin bir literatür vardı ve hepsini incelemem gerekti. E şimdi İngilizce benim hayatımda nasıl bir yerdeydi? Tabii bu benim için bir gereklilik oldu otomatik olarak. Zaten akademiye ye girmek istiyorum dediğim anda bu benim halletmem gereken bir şey oldu. E, ve bence bu halletme kelimesi de çok önemli. Çünkü çoğu genç insan bu İngilizce'yi bir sorun, bir mesele, halledilmesi gereken bir şey olarak görüyor. E, özellikle Türkiye koşullarında da bahsedecek olursak aslında bence bu çok normal. E, çünkü çok dezavantajlı bir eğitim sisteminden çıkmış olabiliyoruz. Ya da e, gençlik döneminde çok fazla maruz kalmadıysak ki ben de o maruz kalmayan e, kesimdendim. Ne lisede ne üniversitede e, nitelikli bir İngilizce e, dersi eğitimi aldığımı söyleyemem açıkçası. E, ve ben kendim aslında karakter olarak e, özgüvensiz biri olarak da tanımlayamam. Yani dışa dönük biri olduğumu düşünüyorum. Konuşmayı severim, kendimi ifade etmeyi çok çok severim. Ama İngilizce gerçekten bu bahsettiğim dezavantajlardan ötürü sanırım benim için gerçekten korkutucu bir yerdeydi. Ee, her ne kadar böyle işte de dedim ya literatürü tarama, okuma, yüksek lisansta bazı birkaç İngilizce dersimiz vardı, orada sürekli makale okuyoruz, yazıyoruz. Şunu düşündüğümü hatırlıyorum, tamam okuyorum ve bir şekilde okudukça aslında aşina olmaya başlıyorum, alışıyorum, yazıyorum da bir şekilde yardım alarak, destek, internetten vesaire destek alarak sözlüklerden olsun, çeviri platformlarından olsun. Ama konuşmaya gelince büyük bir özgüvensizlik hasıl oluyordu. Bu arada hala ben bunu atlatabildiğimi düşünmüyorum açıkçası. Ya aşmaya çalıştığım bir dönemdeyim ve bununla ilgili de kendime bir sürü alternatif yaratmaya çalışıyorum. Çok da faydasını buluyorum birçok anlamda. Dolayısıyla benim İngilizce serüvenim bu şekilde gelişti. Ben o özgüvensizliği aslında nasıl kırdım ya da hani yüzde 50 kırdım diyebileceğim seviyeye nasıl geldim? Gerçekten e, hayatımın İngilizceye en çok maruz kalmamı gerektiren dönemi geçen yıl oldu sanırım. E, ki bence bu çok geç kalınmış bir e, kırılma noktasıydı. Her ne kadar öncesinde ben bazı yerlerden İngilizce eğitimi almış olsam da e, konuşma benim için çok zordu. Bu arada benim bir de spesifik olarak kelime ezberleme zorluğum da çok fazla. Ben ne kadar böyle e, işte Tensleri, kalıpları vesaire öğrensem de kelimeyi bir şekilde çok zorlanıyorum. Yani öğrenemiyorum çünkü bunu gündelik olarak yani yaşadığım şeyleri kelimelerle ifade etmek yerine daha ezbere şeyleri ifade ettiğiniz için çok kalıcı olmayabiliyor. E, ne zaman biraz daha ben bunu e, aşmaya başladım? E, geçtiğimiz yıl, daha doğrusu 2022 yılının sonu sanırım e, bir doktora bursuna başvurdum. E, bu doktora bursu TÜBİTAK tarafından veriliyor. Bilim İnsanları'nı Destekleme e, Dairesi Başkanlığı tarafından. E, 2214A Yurtdışı Doktora Sırası Araştırma Bursu diye geçiyor. E, aslında dedim ya ben çok özgüvensizdim bu konuda diye. E, şu an Mimar Sinan'da doktora çalışmalarımı yürüttüğümü söylemiştim. Danışmanım da Profesör Doktor Binir Öktem Ünsal. E, beni sadece İngilizce değil aslında akademideki bütün birçok böyle ilk etapta korkutucu gelebilecek e, unsurlar konusunda hep çok cesaretlendirdi. Kendisine buradan da yine teşekkür etmek isterim. E, benim bu bursa yani bırakın bu bursu bilmeyi başvurmayı böyle aklımın ucundan bile geçmediği bir dönemde bana ısrarla Gökçe senin bence yurt dışına gitmen lazım. Yani bu çalışma konun yurt dışında o kadar gelişkin bir şekilde tartışılıyor ve senin oradaki insanlarla aynı alanda çalıştığın uzmanlıkları senin çalışma alanını ölçen insanlarla kesinlikle çalışman lazım. Bu deneyimi elde etmen lazım diye beni çok yüreklendirdi ve ben bir gün içinde Nerelere başvurabilirim? Yani İngilizce biliyor muyum? İngilizcem yeterli mi? Yapabilir miyim? Edebilir miyim? Bunları düşünmeden nereye başvurabiliyorsam başvuracağım dedim. Olursa da gideceğim yani. Olursa da gideceğim diyorum ama e, şunu gerçekten söylemem gerekiyor. Bu Bursa başvurdum. E, tabii ki istiyorum bir yandan ama bir yandan da öyle büyük korkularım var ki içten içe bence ben bunun olmamasını da istedim o korkulardan ötürü. Hatta şunu hiç unutmuyorum. Çok yakın arkadaşım Merve ile aynı iş ortamında çalışıyoruz. O da araştırma görevlisi. Onunla sonuçlara bakmıştık ve sonuçlarda ben kazandığınız yazısını görünce böyle başımı ellerimin arasında aldım. Şimdi ne yapacağım ben? Nasıl olacak? İngilizce nasıl olacak? Evim nasıl olacak? Tabii o dertleri de düşünüyorum. İstanbul'da tek yaşıyorum. Kedim var. On ne olacak? Bu ne olacak? Bir sürü telaşaya kapıldım. Arkadaşım dedi Gökçe şu an Güzel bir şey başarılı. Bir şekilde gidip halledeceksin. Buna odaklan. Hakikaten de öyle oldu. Ben 6 yıl boyunca İrlanda'ya gittim. Dublin Şehir Üniversitesi'nde doktor araştırmamla ilgili bir proje gerçekleştirdim. Yine bu kısa süreli kiralamaların regülasyonları regülasyonlarıyla ilgiliydi. Burada doğrudan konut krizine etkisini çalışıyorum ama oradaki projem biraz daha farklı kentler bu tür platformların aslında negatif etkilerini şehirlerde gör, gözlemlediğimiz negatif etkilerini ortadan kaldırmak için ne gibi regülasyonlar getiriyorlar, ne gibi yasal düzenlemeler yapıyorlar bunun gibi bir araştırmaydı. Araştırma niteliksel bir araştırma olduğu için de aslında çok fazla görüşme yapmam gerekti farklı aktörlerle orada yaşayan insanlarla mahallede yaşayan insanlarla görüşme yapmam gerekti belediyeyle görüşme yapmam gerekti turizm bakanlığıyla görüşme yapmam gerekti ya da işte oradaki tabii en temelde benzer konuları çalışan hocalarımla bu konuyu tartışmam gerekti. Hiç yapabileceğimi düşünmüyordum dediğim gibi hala yani hatırlayınca böyle çok basitti her şey kesinlikle diyemem bir de tabii ki gittiğiniz ülkedeki dilin hangi aksanla konuşulduğu vesaire gibi konular da çok önemli. Ben İrlanda'ya gittiğim için aksan meselesi beni biraz daha zorlamıştı. Ee, ama bence burada özellikle İngilizce konusunda e, siz bunu bir şekilde halletmek istiyorsanız mesleğinizle ilgili olsun olmasın bence şeye odaklanmak çok önemli. Her şeyin özellikle günümüzde de alternatifler ve seçenekler, imkanlar o kadar arttı ki bir şekilde o zorlukları aşmak için ya da o zorlukların derecesini en azından minimize etmek için çok fazla alternatifiniz oluyor. Yani şimdi mesela benim hocamla yaptığım görüşmede bunu yapma fırsatım olmadı belki ama. Ee, şeyi unutmuyorum. E, Dublin belediyesinden iki şehir plancısıyla görüşmüştüm. İkisi tabii orası bir de çok e, kozmopolit de bir yer. Herkes ayrış şey olmayabiliyor, İrlandalı olmayabiliyor. E, zorluk yaşamadığım zamanlar da oldu. Konuşma anlamında hep bir zorlanıyordum gerçekten ama en azından böyle Aa, dinlerken okey alıştım dediğim zamanlar oluyordu ama o iki şehir plancısının ikisi de İrlandalıydı hiç unutmuyorum konuşmaya bir başladık daha konuya da girmedik yani regülasyonları falan birbirimizi tanıyoruz anlamıyorum yani zorlanıyorum hiç dedim ki özgüven yani bunu özgüven meselesi gurur meselesi yapma Gökçe söyle dedim ki anlamıyorum ben izninizle hani kay kayıda al alacağım zaten bunu biliyorlar ama benim için bir tık daha yavaş konuşabilirseniz çok sevinirim Dolayısıyla bence bu konuda hani dediğim gibi benim en büyük problemim zaten özgüvensizlik gibi bir meseleden çıktığı için özgüvensizlik ayrı mı? Bunu bu anlaşılabilir bir şey. Sonuçta alışkın olmadığınız her şeyde çekingen olabilirsiniz ama gurur meselesi yapmanın hiç anlamı yok. Yani kimse sizi sizi işte yapamıyor, edemiyor, konuşamıyor gibi görmüyor. Hatta benim bence yurt dışında geçirdiğim sürecin bana en büyük katkısı eee insanların ne kadar da umurunda olmadığını gördüm. Ya da benim gibi yani ben oraya gitmeden çünkü o kadar her şeyi gözümde büyütmeye alışırım ki oraya gideceğim ve İngilizcesi yeterli olmaya sadece benim benim dışındaki herkes mükemmel ya yani tamama kafamda bu vardı ama oraya gidince bir de e, gittiğim üniversitede uluslararası öğrencilere çok e, destek sağlayan bir e, üniversiteydi ve ben orada doktor araştırmacıların ofisindeydim e, bir ofiste 30 kadar doktor araştırmacısı vardı. Ee, gerçekten abartmıyorum 3-4 tanesi oranı yerlisidir. Onun dışındaki herkes dünyanın bin bir çeşit yerinden gelmiş insanlardı. Ee, ve İngilizce aslında şu da değil. Yani sorunu kodlama biçimimiz de hani bizim böyle yekpare bir İngilizce konuşamama sorunumuz var gibi geliyor ama aslında biraz burada insanın kendi bence e, yetkinliklerini de görmesi lazım. Yani bazıları e, dinlemeye daha elverişli oluyor, bazısının kelime ezberi daha iyi oluyor, bazısının telaffuzu harika oluyor. Benim aslında orada gördüğüm ve bana çok iyi gelen şey oydu. O kadar fazla arkadaşım oldu ki, yani yani bazı aksanından ötürü anlamıyorum. Ama bazı o kadar tane tane konuşuyor ki anlıyorum. Yani böyle bir sürü şey duyma fırsatım oldu. Ve aslında ben de ben de onlardan biriyim. Belki başka bir konuda daha iyiyim. Belki tane tane konuşuyorum ya da çok basit kelimelerle kendimi ifade ediyorum. Ya da daha kompleks konuşuyorum ama biraz daha yavaş ki ben biraz sanırım öyleyim böyle Türkçe yani Türkçe'de de yazılı dilde özellikle çok uzun cümle kurarım yani bizim akademide de aslında bu çok tercih edilmez olabildiğince anlaşılır kurmak lazım benim çok cebelleştiğim konulardan biri de odu. Uzun uzun kompleks cümle kuruyorum. Beynim de ona alıştığı için sanırım İngilizce'de de bunu yapıyordum. Onu biraz halletmeye çalıştığımda aslında hani parça parça düşünmek biraz daha İngilizce odaklı düşündüğümde e, onu biraz daha rahatlattığımı düşünüyorum açıkçası. Ama her şey bir yana yani ben hatta buraya döndüğümde şey de demiştim. Tabii insanlar şey diyor şimdi sen gittin 6 ay yaşadın halletmişsindir İngilizceyi. O, o, onu o kadar duydum ki o da bana öyle bir sorumluluk yükledi ki aslında beni geren bir şeye dönüştü. O konuda bunu tek demeyen yine benim danışmanımdı. Bana dedi ki Gökçe tamam 6 ay önemli bir süreç tamamen maruz kalacaksın ama kendine şöyle bir şey yükleme. Döndüğümde harika konuşuyor olmalıyım. Yani bir dili akıcı, güzel konuşabilmek için ki altyapında çok sağlam değilse 6 ay da aslında çok çok büyük bir zaman değil ki hayatımızın içinde düşündüğümüzde ki bir dil öğrenmek çok önemli bir şey. Ve 6 ayda da başladım her şeyi de öğrendim bitti çözdüm hiç kendine onu yükleme gelişmeye de bilir ha gelişe de bilir gerçekten dedim ki o biraz bence insanın yetenekleriyle de alakalı mesela benim ablam bir bilim mezunu İngilizcesi çok iyidir ve ben o Türk e, yabancılara da Türkçe öğretiyordu bu arada e, ben onu ders verirken de izledim ve şunu dediğimi hatırlıyorum ablamın bu konuya ayrı bir yeteneği var hani o okulu okusun okumasın ayrı bir doğuştan gelen de bir yatkınlığı var bence bende o yok <laughs> ben de hala bende o yokmuş gibi hissediyorum açıkçası ama bunu da dediğim gibi aşmaya çalışıyorum e, konuya dönecek olursam e, dediğim gibi bende çok büyük sorumluluktu döndüğümde herkesin beklentisi çok yüksek olacak e, ben artık şey olarak bakmıyorum açıkçası İngilizce ye. İngilizcem hani puan olarak ne kadar geliştiden ziyade gelişsin gelişmesin ki ben döndüğümde şey diyordum hala konuşamıyorum ki sanki ya sanki gelişmedi falan diyordum. Ama sonra burada bir İngilizce kursuna başlama kararı aldım ve seviye tespit sınavına gittim. Aa baktım konuşuyorum yani aslında farkında değilim o gelişim sürecinin. Çünkü insanın bence kendini izlemesi de zor oluyor. Dolayısıyla o noktalarda bence dışarıdan bir değerlendiriciye de görünmek gerekiyor. Yani siz bazen bunu çok benim gibi tabii ki çok mesele eden biriyseniz e, ...olmuyor galiba, olmuyor olmuyor diyebiliyorsunuz. Diye Ama ben her şeyi geçtim. Hani kurduğum cümleler inanılmaz kompleks olmasa da... ...bambaşka kelimeler öğrenmemiş olsam da... ...şunu atlatmıştım, fark ettim. Yani ben artık karşıma biri çıkma... ...ben de İngilizce konuştuğumda gerilmiyorum. Yani bence bu en önemli şeylerden biri. Dediğim gibi bunu kendim, benim gibi özgüveni... ...özgüven sorunuyla da cebelleşmeye çalışan insanlar için söylüyorum... Bunu açtığımız noktada bile bence önemli bir gelişme kaydetmiş oluyorsunuz. Çok uzatmadan son, bununla ilgili şu örneği vermek istiyorum. Bu İngilizce kursuna yakın arkadaşım dediğim Merve ile başlamıştık. Ben açıkçası bazı sorunlardan ötürü dedim ya hem doktora sürecinde yine başka işte sağlık problemleri oldu ailesel konular böyle istediğim gibi devam edemedim bu kursa. Hatta hiç gidemedim gibi bir şey oldu. Sonra işte Merve de demiş. Merve de benzer bir süreçten geçti. Ya dedi biz hani geçti gitti böyle bir şey de öğrenmedik herhalde falan dedi. Dedim ki artık o kadar öyle bakmıyorum ki. Yani o gittiğim dersler. Yani benim aslında gidip sonra Merve de şeyde baktık. Başka kurslara bakıyoruz. İşte mesela geçen gün gönderdi. Yurt dışında bir yaz okulu var şehircilikle ve mimarlıkla ilgili. Ona mı başvursa diyor. Aa tabii hemen başvuralım diyorum. Ha Gökçe şuraya gitsek mi diyor. Normalde ben tatil olarak hani bırakın mesleki bir şeyi. Tatil olarak biri bana Aa şuraya mı gitsek buraya mı gitsek dese bile muhtemelen şeyi düşünürdüm. Vize kuyruğunda ne yapacağım, kendimi nasıl ifade edeceğim, gittiğimde kafede ne yapacağım, onu ne yapacağım, bunu ne yapacağım. Şu an bana İngilizce ile ilgili gelen her teklife hiç bunu bir sorun olarak görmeden tabii ki oluyor. Yani giderim ve bir şekilde kendimi ifade ederim. Neden olmasın diye baka, bakabiliyorum. Bence bu bile çok çok önemli bir şey. Benim kendi adıma dediğim gibi. Yani benim İngilizce ile aslında sürecim bu şekilde oldu diyebilirim. Harika gerçekten. Yani aslında uzun bir yolculuk olmuş ama e, hmm. sağlam adımlarla olmuş. E, ben Dublin'i soracaktım. Siz ben formadan anlattınız. çok sevindim. E, çünkü o süreciniz çok önemli bence gerçekten de. Dediğiniz gibi ben de o konuda mesela özgüven sorunu yaşayan bir insanım ve bunu halletmek e, işin yarısını halletmek oluyor gerçekten. Peki şimdi e, biraz kesinlikle. projelerinizden bahsettiniz de biraz daha açabilir misiniz? bu özellikle çünkü şu anda ülkemizde de dediğiniz gibi Airbnb başta olmak üzere bir sürü bu şekilde yapılan Hı -hı. projeler var. Bunlarla ilgili çalışmalarınız nasıl gelişti? Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki sebe sebe. Konuşma'yı en çok sevdiğim konu bu zaten. E, dediğim gibi bu konu benim için ekstra kıymetli çünkü yüksek lisansta bu konuyu çalışacağım dediğimde e, şeyi planlama ile alakası var bunun gibi bir yorum almıştım. Çok üzücü bir şeydi. Hatta çok sorunlu bir dersti. Bütün lis üniversite hayatım boyunca lisans üstü ve lisans hayatım boyunca ilk defa ağlamıştım sanırım. Çünkü orada böyle beni heyecan bence akademide o çok önemli. Hatta etrafımda da bir sürü doktora yapan arkadaşım var tabii ki. İşte konu arayan var, konu bulup çok sevmeyen var, danışmanıyla bunu tartışamayan var dolayısıyla bence burada en önemlisi sizi heyecanlandıran bir şeyin peşinden koşmak. O böyle ben tam heyecanlanmışken bir anda motivasyonumun düşmesi beni çok üzmüştü. Ama sanırım biraz da iyice şey yaptım, hırs yaptım. Yani. Ben bunu çalışmak istiyorum çünkü şunu da biliyordum yani o... o... Şeyi teklif ettiğimde, önerdiğimde bu projeyi. O zaman bu arada e, Airbnb'nin kentlerdeki etkilerini çalışıyordum. Ama soylulaşma diye bir kavram vardır. Şehir ve bölge planlama e, okuyanlar ya da hani sosyoloji olsun toplum bilimi olsun aşina olabilirler. Soylulaşma aslında şöyle tanımlanıyor literatürde. Aslında hepimiz görüyoruz. Yani özellikle İstanbul da yaşayanlara bakacak olursak kentin merkezleri aslında giderek kentsel dönüşüm projeleriyle ya da mega projelerle aslında kentin merkezleri neden merkezler en değerli alanları kent merkezleri ulaşım açısından e, arsa değerleri açısından vesaire dolayısıyla burada yaşayan insanların e, düşük gelirli insanların e, kentin çeperine itilmesi ve e, ...kentin daha değerli yerlerine sürekli daha üst sınıfın gelmesi gibi düşünebiliriz. Yani örnek veriyorum tarla başının bir anda yıkılıp... oraya işte rezidansların, ofislerin yapılması vesaire gibi... ...ya da işte bazı yerler, işte Sulu kule örneği de böyle çok tartışılmıştı. Ben biraz Airbnb'nin soylulaşma üzerindeki etkisi çalışmak istemiştim. Ve bu öneriyi sunmadan önce de bununla ilgili gerçekten çok okuma yaptım. Yani bu yurt dışındaki kentlerde Airbnb nasıl kullanılıyor, giderek nelere yol açmış... E Hangi kentler e, bunlara karşı nasıl önlemler almış ve bu kentlerde Airbnb istatistikleri de nasıl değişmiş? Çünkü Airbnb dediğimizde tek bir e, ev biçimi yok aslında evinizi tüm ev şeklinde de daireye kiraya verebiliyorsunuz bir odasını da verebiliyorsunuz ya da hali hazırda kendi yattığınız kullandığınız odayı da paylaşımlı şekilde verebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu tarz istatistikler de önemli. Bu öneriyi sunmadan önce İstanbul'da da aslında bunları araştırmıştım. Yani bakalım İstanbul'da nasıl kullanılıyor bir ne zamandır kullanılıyor bu, artışlar nasıl meydana geliyor kentin farklı bölgelerinde gibi. Böyle inanarak gerçekten gitmiştim ama o yorumu alınca biraz üzülmüştüm. Sonra üzerine gittim bunu dedim ben bunu çalışacağım yani. E çünkü... Biraz şeyi planlamada şöyle bir şey de oluyor. Yani ben Airbnb ve soylulaşma çalışacağım dediğinde sanki doğrudan bir ilişki kurup hani eğilbienbi soylulaşmanın tek nedeniymiş gibi bir yerden yola çıkıyormuşsunuz gibi de algılanabiliyor. Belki ben de öyle algılandım bilmiyorum ama benim aslında e, oradaki e, hipotezim e, kentlerde zaten soylulaşma süreçleri giderek artıyor ve eğilbienbi aslında bu süreçte nasıl bir rol oynuyor? Bir etkisi var mı bunu görmekte? E, yüksek lisansta buna e, devam ettim bunu tamamladıktan sonra da aslında her akademisyenin yaşadığı şeyi yaşadım geriye dönüp yazdıklarınıza ve araştırmalarınıza bakınca şurası eksik kalmış aslında şuna şöyle bakabilirdim buna daha kapsamlı bakabilirdim falan orada şunu fark ettim ben gerçekten Airbnb'nin etkilerine bakıyordum kentlerde ama ya Airbnb dediğimiz şey de e, 2007 ya da 2008'de kurulmuştu çıktığı tarihten bu yana kendi içinde de çok değişti. Yani eskiden gerçekten paylaşım ekonomisi denen bir iş modeliyle kendisini pazarlıyordu. Aslında mantığını da şöyle ifade ediyordu Airbnb. Artık küresel çağda inanılmaz bir tüketim içerisindeyiz. Ama sonuçta kaynaklarımız kısıtlı. Dolayısıyla sürekli bir şey satın alma, sürekli bir şeye sahip olma, yani bir şeyin mülkiyetine sahip olmak Artık bu kadar önemli olmamalı. Yani ben bu bardağı atıyorum, almak, satın almak yerine buna erişebiliyorsam konu kapanır. Ve şöyle örnekleri vardı Airbnb'nin ki bunlar çok gerçekten mantıklı ve birçok soruna da çözüm olabilecek alternatifler. Örneğin bir mahalle düşünelim. Orada işte 100 tane bir hanenin olduğu bir yer düşünelim. Herkesin bir noktada testereye yıl içinde ya da çim biçme makinesine ihtiyacı olur her hanenin, bahçeli evleri olan bir yer düşünelim. Ama şimdi gidip o yüz halinde gidip çim biçme makinesi alması aslında hiç efektif bir şey değil. Paylaşım ekonomisi de şunu savunuyor. Diyor ki bir depomuz olsun, ortak, müşterek bir alanımız olsun. Burada işte çim biçme makinesi de olsun, testere de olsun, o da olsun. ihtiyacı olup gidip oradan alsın kısa süreli için. Bu gerçekten güzel bir çözüm. Çünkü gerçekten Çoğu zaman özellikle artık aslında insan ilişkilerinde bu kadar uzaklaştı, kimsenin kimseden bir şey istemek de istemediği dönemlerde herkes ne ihtiyacı varsa onu direkt satın almak, onun mülkiyetine sahip olmak derdinde. Ama bu tarz alternatifler güzel çözümler, evet. Ve bu iş modelinin aslında paylaşım ekonomisi dendi. bir de paylaşım ekonomisi platformlarından biri olarak tartışılıyordu. Aslında benim bir şehir plancısı ve konut krizini de bu kadar doğrudan yaşayan bir İstanbullu olarak bakış açım tabii okuduklarımın da bunda çok büyük etkisi oldu. Söz konusu konut olduğunda, bizim yaşadığımız evler olduğunda işin aynı şekilde ele alınamayacağı. Çünkü bir konutun yetersiz kullanılması, çünkü şey diyor Airbnb paylaşım ekonomisi, çim biçme makinesi var, bu yeteri kadar kullanılmıyor, yetersiz kullanılan mal diyor bunlara da. Ama şimdi konutlara baktığımız zaman Airbnb üzerinden kiralanan konutlar aslında bir otel odasına dönüşmüş oluyor. Çünkü turistler geliyor buraları otel gibi kullanıp gidiyor. Bunun birçok etkisi var aslında. Ya en basitinden mahalle dinamiklerini değiştiriyor. Yani şöyle düşünelim ben evimi burada Airbnb ile kiraya veriyor olsam ki sahada da çok fazla görüşme yaptım. Herkes şunu anlatıyor. Ee, çok fazla sayıda Airbnb işletilen ev olan apartmanlarda yaşayanlar. Yani ben her gün geliyorum. Hiç tanımadığım insanları görüyorum. Hiçbir yüzü tanımıyorum diyor. Yani buradaki aslında o yere aidiyet, komşuluk ilişkilerinin bile zayıfladığı bir noktaya evrilebiliyor. Eğer Airbnb o bölgede çok yoğun kullanılıyorsa. E, bu arada ben dediğim gibi Airbnb'nin konut krizi üzerindeki etkisi, konutun metalaşması, hipermetalaşması üzerindeki etkisi gibi bir konu çalışıyorum ve bunu Cihangir Mahallesi ve yolu Cihangir Mahallesi üzerinden çalışıyorum. Çünkü Cihangir en çok Airbnb yoğunluğunun da en çok olduğu ve tüm ev şeklinde kiralanan evlerin de çok yoğun olduğu bir yer. Özellikle Cihangir mahallesinde bunu çok fazla duyuyorum. Yani insanlar artık e, mahalle sakini gibi hissetmemeye başlıyorlar. Çünkü bütün mahallenin çehresi değişiyor. Tabii bunun farklı doğrudan e, etkileri de olabiliyor. Örneğin bir yere sürekli turist gelirse e, aslında mekan nasıl dönüşür? Orada yaşayan, orada vakit geçiren insanların taleplerine göre dönüşür. Şimdi orada uzun süreli mahalleliler yaşarken bizim neye ihtiyacımız olur günlük hayatta? İşte nalbura, manava, fırına ihtiyacımız olur. Ama oraya sürekli turist gelmeye başladığında artık bu mal nalbur kapanır. İşte görüyoruz bunu Cihangir mahallesinde de özellikle işte eğlence alanları, third way kafeler sürekli böyle gündelik hayatta uzun süreli sakinlerin ihtiyacını karşılayabileceği ticari birimler yerine farklı ticari birimler olmaya başlıyor. Tabii bunlar farklı çelişkiler de doğuruyor. Ben kendi spesifik olarak konut krizi ve konutun metalaşmasına dönecek olursam da en temelde tabii ki kira fiyatlarını artırıyor. Birincisi konutun artık anlamı ve işlevi değişiyor ki bu çok önemli bir şey metalaşma süreçlerinde. Çünkü ev bir yaşam alanı olan evler artık yatırım aracı haline gelmeye başlıyor. Tabii bu eğilimle beraber o alana bir sürü aktör girmeye başlıyor. Yani bu, bu piyasa haline aldığı için konut üzerinden dönen bu iş modeli Oraya artık sermaye grupları, küçük, büyük, ulusal, uluslararası birçok sermaye grubu girmeye başlıyor ve aslında o yaşam alanları artık ticaret ticareti yapılabilecek metallara dönüşmüş oluyor. Hem kentsel alan olarak hem de konut özelinde de aynı şekilde. Ben böyle bir yerden yani bu doktora tezime yaklaşıyorum. E, konut kiralarını artırması da ayrı bir önemli mesele. Çünkü e, özellikle Airbnb işine ilk giren e, daha küçük e, sermaye grupları işte bir kişi iki kişi ortak oluyorlar ya da işte kredi çekip ev kiralıyorlar ki sadece Airbnb yapmak için. E Tabii bu ne yapıyor? E, sürekli bir yerde uzun süreli kiralanabilir konutu alıp Airbnb yaparsanız artık uzun süreli Kiralanın konut stoğunu azaltmış oluyorsunuz. Artık buraya erişemiyor insanlar ki İstanbul gibi özellikle Beyoğlu, Cihangir Mahallesi gibi konut krizinin çok e, yoğun olduğu, şiddetli olduğu yerlerde e, bu zaten hali halihazırda e, kötü bir konut piyasası varken, konut erişilebilir konut sorunu varken Airbnb buna eklemlendiğinde daha da şiddetli, daha da olumsuz bir hal almaya başlıyor. Ve şunu da görüyoruz. E, örnek vereyim ben Airbnb yapmak isteyen biri olduğumu düşünüyorum diyelim ki benim 50 bin lira gelirim var ve bir, bir eve verebileceğim şeyi 15 bin lira gibi belirledim diyelim bütçemin 15 bin olduğunu düşünüyorum. İnsanlar şöyle düşünüyorlar benim aslında maksimum verebileceğim 15 bin lira ama ben burada eğer Airbnb yaparsam 60-70 bin zaten oradan kazanacağım. Dolayısıyla ben kirayı 15 değil de 20 de veririm ya. Bana 25 de sevimlatçı 25 de veririm deyip aslında daha fazla kira vermeye razı oluyor. Dolayısıyla spekülatif bir pazar fiyatı ortaya çıkmış oluyor konutlar üzerinden. Benim çalışma alanım bununla ilgili. E, tabii yurt dışındaki projeyle nasıl bir bağlantı oldu? Dediğim gibi İstanbul ve Türkiye'de tartışıyorum ben bunu ve gittiğim zaman daha doğrusu o proje önerisini yazdığımda Türkiye'de herhangi bir Airbnb ve kısa süreli kiralamalara yönelik herhangi bir yasal düzenleme yoktu. E, farklı yasal düzenlemelerin olduğu da farklı kentler vardı. Ben aslında ilk etapta bunu araştırdım. Hem İstanbul'la benzer kentsel dinamiklere sahip olan ya da işte sektörel dinamiklere sahip olan hem de Airbnb istatistiklerine de baktığımızda benzer eğilimler olan kentleri araştırdım. Ee, benim Dublin'e gitmem sadece orayı düşünmemle de ilgili değildi. Farklı kent alternatifleri de vardı. Tabii bir sürü hocayla da iletişime geçtim. Onlardan da bir kabul almam gerekiyordu. İlk dönemde Dublin Şehir Üniversitesi olmuştu. Biraz onlara bakınca aslında Dublin de o kentlerden biriydi düzenleme getiren. 2019 yılında gelmişti bu düzenleme. Eee Oraya gidip belki bu düzenlemeler bu olumsuzlukların benzer olumsuzlukların önüne geçmede etkin oldu mu ya da işleyiş sürecinde nasıl aksaklıklar vardı ee, hem şehir planlama açısından hem kent yönetimleri açısından e, neler yapılabilir? Bunun katkı sunacağını düşünmüştüm tezime. Her ne kadar doğrudan ben e, doktora tezimde bir öneri sunmaya odaklanmış olmasam da, çünkü yeni bir konu çalışıyorsanız aslında onu bir kapsamlı ve e, sistematik bir şekilde o problemi ortaya koymakta çok kıymetli oluyor. Ben biraz öyle bir yere odaklanmaya çalışıyorum. Çünkü dediğim gibi bu Türkiye'de çok hala daha e, eski oranla tabii çok daha gelişkin ama e, yurt dışındaki kadar gelişkin olmadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla benim her ne kadar e, öneri getirmek olmasa da ana amacım e, böyle bir araştırmanın katkı sunacağını düşünmüştüm ki çok da sundu çünkü e, biraz tabii böyle araştırmalar yaparken yani özellikle Türkiye ve ee, Avrupa ülkelerini karşılaştırdığımızda şöyle yanılgılara da kap kapılabiliyoruz aa ne güzel işte bak orada düzenleme getirmişler kesin harika sonuçlar olmuştur ne kadar da güzel yapmışlar keşke bizde de olsa gibi böyle biraz yüzeysel bakabiliyoruz ama ben Dublin'e gittiğimde aslında konunun sadece yasal düzenleme getirmek olmadığını da görmüş oldum çünkü e, çok e, yeni bir dinamik Airbnb her ne kadar 2007-2008'den bahsediyor olsak da e, yasal düzenlemelerin getirilmesi son 5 yıla tekabül ediyor ve konut piyasasında kentle ilgili dinamiklerde böyle bir yasal çerçeve geliştirip e, bunu yürürlüğe koymak, onun denetimini e, sağlamak vesaire gerçekten çok uzun süreçler. E, bence Airbnb gibi platformların aslında kentsel mekanda bu kadar hızlı hareket edebilmesi, bu kadar büyük sermaye birikimine e, katkısı... Neden olabilmesini sebeplerinden biri de aslında kentlerin hazırlıksız yakalanması. Yani o kadar hızlı gelişiyor ki artık teknoloji ve o kadar yeni iş modelleri, yeni platformlar geliyor ki aslında bunlar hangi yasal çerçeveye dayanarak, meşruiyetini, meşruiyetini nereden? meşruiyetini nereden sağlayarak e, bu işlere devam ediyor e, onu da görmek lazım o, o anlamda bence bu özellikle 2008 krizinden sonraki ortam e, çok daha önemli bir hal aldı e, çünkü Airbnb de ilk çıktığında gerçekten şanslı bir döneme denk geldi yani 96 yılında çıkan bir yasaya dayandırıyordu kendini ve aslında hiçbir sorumluluğu kabul etmeden ben aslında burada tamamen üçüncü tarafım. Sadece evini kiraya vermek isteyenlerle kire, ev kiralamak isteyenleri bir araya getiriyorum. Ben sadece aracıyım diyerek e, çok uzun zaman e, hiçbir sorumluluk almadı. E, ama artık kentlerde böyle olumsuz etkilerini gözlemleyebilir hale gelince e, yerel yönetimler olsun, e, ulusal e, hükümetler olsun e, buna biraz daha önem vermeye başladılar ve bazı e, yasalar çıkarmaya başladılar. E, şu an karşılıklı bir aslında Anlaşmaya varma sürecinde diyebiliriz birçok ülkede. Türkiye'de de benzer bir süreç var. 2000 geçtiğimiz kasımda bir düzenleme geldi. Ama bu düzenleme karşılığını nasıl bulacak, denetim nasıl yapılacak, hangi kurum bunun sorumluluğunu alacak ve gerçekten amaçlanan hedeflere ulaşılabilecek mi? Bunlar biraz aslında süreçte göreceğimiz şeyler. Şu an her şey çok muallak diyebilirim. Harika, çok teşekkür ederim hocam. Çok güzel ve detaylı bir anlatım oldu. Hem biz de ben böyle bir konu hakkında edin. bilgilenmiş olduk. <laughs> Umarım sıkmamışımdır. Bu benim alanım ve günümün çok büyük saatlerini ayırdığım bir dönemdeyim. Özellikle tezin son kısmında olduğum için biraz böyle başlayınca susamayabiliyorum. Umarım sıkmamışımdır size. Estağfurullah, ne demek. Peki hocam, şimdi bu güzel konulardan bahsettik. Çok güzel bir akademik çalışmadan da bahsettik. Aslında hiç aklıma gelmeyen bir konu üzerinden mesela benim. E, nelere sebep olabildiği hakkında az çok fikrim oldu sayenizde. Peki böyle akademisyen olmak isteyen ya da olsam mı acaba diye düşünen ama çekinen gençlere neler önerirsiniz biraz onlardan bahsedelim. Ya bu soruya muhtemelen başka bir ülkede yaşıyor olsak farklı cevap da verebilirdim. Türkiye koşullarını düşünecek olursam e, bu sadece isteyenler değil hali hazırda şu an etrafımda da tabii bir sürü akademisyen arkadaşım var ve zaman zaman gerçekten e, şey girdabına girebiliyoruz ne olacağız böyle bakalım çünkü ya bu ne olacağız bakalım aslında e, tabii ki şöyle bir yerden çok olumsuz konuşmak istemiyorum ya aslında söylediklerim çok olumsuz değil biz böyle biraz söyleniriz aslında çünkü uzun bir süreç ya bütün aslında olumsuz düşünceler bence biraz buradan kaynaklı oluyor yani böyle tez bitiyor ders alıyorsun yeterliğe giriyorsun ondan o bitiyor tez izlemeler başlıyor danışman buluyorsun konu buluyorsun böyle bir şeylerin hala bir de tabii yaş da ilerliyor bir noktada ve şunu diyorsunuz ya ben daha kaç yıl daha hoca şey e, öğrenci olacağım artık yeter artık bitse falan diyorsunuz. Ama bence bütün bu söylenmelerin altında da şunu rahatlığı oluyor. Aslında her şey o kadar net ki bu süreçte. Yani yüksek lisans zaten maksimum 3 sene sürecek. Doktor artık maksimum 6 sene sürüyor. Dolayısıyla içten içe bunun verdiği bir rahatlık da oluyor. E, bu hani hep şey derler ya belirsizlik çok daha zordur. Hani sayılı zaman çabuk geçer. Bence bir noktada ona geliyorsunuz. Çok zorlandığınız dönem olabiliyor. E, psikolojik olarak çok yorgun hissettiğiniz, sırf psikolojik değil tabii fiziken de çok artık bitkin hissettiğiniz zamanlar oluyor. Ama bence bunların hepsini şu düşünceyle e, savuşturabiliyorsunuz bunları. Tamam bir, bir noktada bitecek. Ben de dediğim gibi 6 yıldır doktora yapıyorum ve özellikle son birkaç yıldır çok 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 yoruldum. Artık dedim bitsin bitsin bitsin. Ama sonra şey diyorum e, bitecek ki zaten yani başka yol yok ki bunu bir şekilde bitireceksiniz. Ha tabii bunun başlangıcına dönecek olursak nasıl insanlar için akademi daha uygun? Ee, etrafınızda bir sürü şey olup bitiyor. Siz iyi ve nitelikli bir çalışma yapmak istiyorsunuz ya yani akademi dediğimiz şey aslında siz bilimsel bilgi üretiyorsunuz en temelde. Ee, bunu ne kadar etik, ne kadar nitelikli yap manıza göre de e, ne kadar başarılı bir akademisyen olduğunuz benim gözümde böyle ölçülebilecek şeyler. E tabii Türkiye şartlarında baktığımız zaman e, çok fazla üniversite var. Devlet üniversitesi var, bir yandan vakıf üniversitesi var. E, farklı farklı bakış açısı olan hocalarla birlikte çalışabiliyorsunuz. Ee, bazen isteseniz de istemeseniz de yapmak zorunda olduğunuz işlere maruz kalabiliyorsunuz ya da bütün bu zorlukların içinde hala nitelikli bir iş yapmak için o dedim yani ya, merak ettiğiniz, mesele ettiğiniz konunun peşinden koşmak, e, onun peşinden koşacak gücü bu olumsuz şartlar arasında hala bulabiliyorsanız e, akademi size göre diyebilirim bence bunu buna okey olabileceğinizi düşünüyorsanız. Ben tabii doktoranın son döneminde ve gerçekten artık yorgun biri olarak biraz bu cevabı böyle olumsuz görünebilecek bir yerden bakmış olabilirim. Ama en nihayetinde demiştim ya ben geriye dönsem yine şehir ve bölge planlamı okurdum. Ben yine geriye dönsem yine akademiyi seçerdim. Şu an Türkiye koşullarında, akademi koşullarında bu hem çalıştığınız ortam açısından bir akademisyen, bir araştırma görevlisi olarak sizden beklenenler açısından, hem de tabii ki yaptığınız işin maddi karşılığı açısından, e, tabii ki zaman zaman böyle sorgulamalara itebiliyor sizi. E, hani başka bir şey seçseydim, piyasada çalışan biri olsaydım nasıl olurdum? Ama biraz bence hem ne yapmak, hani sadece mesleki olarak da ne yapmak istediğiniz, biraz bence hayata da nasıl baktığınızla ilgili. Mesela ben şehir ve bölge plancısıyım dedim ama kent sosyolojisi ve kentsel politika çalışıyorum demiştim. çünkü ben karakter olarak da kendimi yani biraz daha böyle toplumsal meselelere eğilen biri olarak da görüyorum. dolayısıyla öyle bir yerden benim yaptığım mesleğin beni tatmin etme düzeyi çok yüksek oluyor. Dediğim gibi zaman zaman çok düşsem de e akademi dediğimizde yani mesele ettiğim bir şeyi böyle derinlemesine araştırmak. O konuyla ilgili e, yayınları, bütün işte filmler, sadece bu arada bilimsel e, takipte olmuyor bu. Yani o konuyla ilgili kitaplar okuyorsunuz, filmler izliyorsunuz, arkadaşlarınızla tartışıyorsunuz. E, birçok açıdan her anlamda kendinizi beslemeye çalışıyorsunuz. E, bu bana kesinlikle keyif veren bir şey. E tabii bunu meslek olarak da yapıp Maddi karşılığını da bulduğunuz bir yerde e, bu gerçekten keyifli bir yere varıyor. E, ama hep deniyor yani klişe olacak ama biraz idealist olmayı gerektiren bir meslek. E, çoğu zaman böyle evet etrafınızda sizinle aynı yaşta olup e, dedim ya ben 32 yaşındayım. Etrafımdaki akranlarıma baktığım zaman o maddi açıdan hani belki aynı yerden mezunuz ama bambaşka işlerde çok çok daha fazla paralar kazanıyor olabiliyorlar. E, tabii ki bunu böyle daha az çalışıyorlar, çok kazanıyorlar gibi bir yerden söylemiyorum. Her iş kesinlikle çok zor. Ama günün sonunda akademisyenlere baktığınızda maaş oranları hep tartışılıyor. çünkü bu işin zorluklarından biri tabii ki de hani siz de, ben mesela 9-5 çalışan biriyim ama bunun yanında zaten doktora araştırmamı devam ettirmeye çalışıyorum. Dolayısıyla ben mesaiden çıktığımda benim diğer mesaim başlıyor. o açıdan yaklaşıldığında o maddi mesele sizi bazen kurcalayabiliyor. E tabii bir de İstanbul. Ben hep kendi açımdan anlatıyorum. Bunu hep vurgulamak istiyorum. Ben İstanbul'da tek yaşayan biriyim. E, bunun bende yarattığı sorgulamalar da farklı oluyor tabii ki. E, ama e, akademiyi Akademi isteme meselesi de bu arada bence mezuniyetten sonra değil de biraz daha böyle artık o mesleğin içindeyken yani lisans hayatında. Ya ben bu öğrendiklerimi anlatmak ister miyim? Ben işte zaten her üniversite hayatı benzer yani bir konu oluyor. O konuyu bir şekilde araştırıyorsunuz, bir şekilde sunuyorsunuz. E, o konuyu anlamaya çalışıyorsunuz. Bence akademi bu soruların hep e, şuraya vardığı nokta. Daha fazla yapmak ister miydim ben bunu? Ben bunu daha fazla araştırmak ister miydim? Ben bununla ilgili daha fazla okumak ister miydim? Ben bunu daha iyi anlamak ister miydim? Ben bunu daha fazla konuşmak, daha fazla tartışmak, daha çok sormak ister miydim? Bunlara evet diyorsanız bence lisans hayatınızda e, akademi sizin için olabilir diye düşünüyorum. E, tabii ki buna lisans hayatında karar vermenin e, çok avantajı da oluyor. Çünkü sonuçta bu bir meslek ve bir sürü bürokratik süreci de var. İşte alese girmeniz gerekiyor, yabancı dil puanınızın olması gerekiyor vesaire gibi. Dolayısıyla bunu böyle baştan bilerek bu yola çıkarsanız, biraz daha planlı giderseniz, ee, çok daha rahat e, bu sürece girip e, ideallerinizi takip edebilirsiniz diyebilirim. Harika. Gerçekten. Ee, doğru. Yani insanın gerçekten sevmesi, istemesi gereken mesleklerden bir tanesi bence de akademisyenlik ve çünkü e, ileride kendisinin yetiştireceği gençlere ışık olabilmesi e, onları motive edebilmesi çok önemli. Bence çok güzel konuşmayız. Teşekkür ederiz hocam. Çok teşekkür Peki o zaman ederim. Ben teşekkür ederim. kısaca son forma geldik. Ee, İngilizce öğrenmek isteyen gençlere, yani İngilizce öğrenmeyi zor bulanlara neler söylemek istersiniz? E, çok da kendimi tekrar etmek istemem ama e, biraz kendi hikayemi de anlattığımda benim için konu hep şuna varıyor. Gerçekten bir noktada karar verip herhangi bir şey yapmak bununla ilgili. Yani ben şunu diyebilecek bir pozisyonda zaten gör, görmüyorum kendi işte İngilizce halletmek istiyorsunuz, şunu yapmalısınız, bunu yapmalısınız. Ama benim bunu artık bir sorun olmaktan çıkarma e, sürecim gerçekten bir şekilde adım atmakla alakalı. E, onu yaptığınızda tamam bir şeyler gidiyor diyorsunuz. Çok da aslında gözünüzde büyüttüğünüz gibi olmadı. Aslında bence bu herhangi sadece İngilizce değil herhangi bir korkunun üstesinden gelmek gibi. Yani o şey gerçekleşmediği sürece korkuyorsunuz gerçekleşmesi lazım onun ki onun artık korku vermeyen bir şey olduğunu anlayın. Ee, bir de bence hani bu e, zor bir şey olarak görmenin yanında çok basite de almamak lazım. Onun onu bu cümlemi açıp bunu da anlatıp ben çok daha fazla uzatmayayım. Çok yeni bir tecrübe olduğu için anlatmak istiyorum bunu. Tabii ki de. Geçen gün iş yerinde başka iş arkadaşlarım da var. İşte İngilizce konusunu mesele ettiğimiz. Ee, o da işte böyle çok çekingen e, her şeyde böyle zor geliyor yani. Bende de böyle kelime kartları vardı. dediğim gibi benim hafızam çok kötü ve kelime ezberlemek çok zor bir yerde benim için. Benim bendeki kelime kartlarını okula götürdüm. Ee, bin en çok kullanılan bin kelimeymiş bu da. Ee, böyle işte karşılıklı küçük bir oyun yapıyoruz. İşte İngilizcesini o söylüyor, onunla ilgili cümle kuruluyor falan. Ee, kelimeler zaten başlangıçta gerçekten çok basit. Bir onu söyledi, dedik ya bunlar çok basit, bunları geçmek istiyorum. Dedim ki bence geçme. Evet basit ama yani bence şu da benim yaşadığım bir şey yine bu. Ee, bazen böyle kafamdan İngilizce konuşurken o kadar rahatım ki yani kuramadığım cümle yok, aklıma bir sürü kelime geliyor ve onları kafamdan tekrar ederken sanki hani canlı da söylesem o şekilde söyleyebilirmişim gibi. Ama o basit görülen şeyi ifade ettiğinizde sesli olarak bazen diliniz dönmüyor, komik geliyorsunuz kendinize vesaire. O yüzden bence çok basic şeyleri bile seslendirmek, sürekli kendi sesinizi duymak ya da başkalarını İngilizce konuşken duymak çok çok yani bence tahmin ettiğim benim açımdan en azından tahminimin çok daha ötesinde önemliydi. Yine işte o kelimeyi şeylerini oynarken işte bir kelimeyle ilgili cümle kuruluyor. Cümle kuruyor kendisi ya da ben çok basit ama bu cümle çok basit ama kafanda kurduğun gibi olmuyor. Bir sesli telaffuz et bakalım nasıl olacak. Orada böyle bir sürü artık e, telaffuzla ilgili üzerine gitmemiz gereken şeyleri görüyoruz. Aslında e, bazen hani uzatıyoruz cümleyi anlamda değişmiyor aslında o kadar uzatmaya da gerek olmadığını görüyoruz vesaire. Dolayısıyla bence böyle çok e, şunlara da bakmak gerekmiyor bunu da boş verelim çok da önemli değil falan diye böyle sürekli kompleks düşünmek sanki daha iyi konuşmakmış daha olması gerekenmiş direkt o level'a ya da geçilmeliymiş gibi düşünmemek de bence önemli çünkü hep diyorlar ya temelin sağlamsa daha rahat öğreniyorsun diye bence o temelin sağlam olması zaten böyle noktalarda biraz oluşmaya başlıyor dolayısıyla benim sanırım önerilerim bu olur birincisi adım atmak kesinlikle bunun ne olacağı hiç önemli değil İngilizce kursu olabilir kendi kendine kelime çalışmak olabilir İngilizce bir şeyler dinlemek olabilir yani klişe olacak ama gerçekten bir şekilde maruz kalmanız ve İngilizce ile ilişki kurmanız gerekiyor onu hayatınıza dahil etmeniz gerekiyor sanırım en önemlisi bu harika çok teşekkür ederim, ee, ben teşekkür ederim. çok keyifli bir sohbetti benim için umarım izleyenlerimiz için de öyle olmuştur ağzınıza sağlık ol diyorum projelerin lerinizin de gerçekten başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Ee, bence harika bir akademisyen olmuşsunuz. Yani bu tabii ki değerlendirmek, bana düşmek ama düşmez ama ben bir öğrenci olarak gözüyle baktığımda siz dinlemekten çok keyif aldım. Ne mutlu, ne mutlu gerçekten çok sevindim. Çok teşekkür ederim. Sorular da bence teşekkür çok güzeldi. Ederiz. Ben böyle hani hep benzer şeyler mi konuşuruz diye düşünüyordum ama benim çalışma alanıma da bu kadar vakit ayırmanız açıkçası benim için çok kıymetli. Tabii ee, ki onu de. da anlatmak çok güzeldi. Benim için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Davetiniz zaman... için de tabii ki tekrar çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Herkese selamlar. Umarım keyif almışsınızdır siz de izlerken. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.